İyi akşamlar değerli izleyenler. Yerel yönetimler programı ile karşınızdayız. Bu haftanın konuğu İyi Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır olacak. Yerel seçim sürecine girdik. Partililerin hazırlıkları devam ediyor bu noktada. Aday adaylıkları devam eden süreçte açıklanan adaylıklar var. Ve İyi Parti bu noktada Bursa için nasıl bir plan çerçevesi çizdi merak ediyoruz. Her şeyi başkanımıza soracağız ve öğrenmeye çalışacağız diyelim. Öncelikle hoş geldiniz yerimize başkanım. Teşekkür başkan. Ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkürler katılımınız için. Evet, 2019 yerel seçim süreci ve yerel yönetimler programı içerisinde aslında Bursa özelini konuşmaya çalışacağız bugün ama ben bir genel çerçeveyle giriş yapmak istiyorum programa. Şimdi yerel seçim sürecine girdik. Bu noktada aslında yerel seçim sürecine gelmeden önce Türkiye'nin siyasal tarihi içerisine baktığımızda 24 Haziran seçimleriyle beraber aslında bu noktada ittifaklar dönemi de başladı Türk siyasi tarihinde. Yapılan ittifaklar ve bunların yansımaları birçok başlığı zaten genel seçimlerde konuşmuştuk. Fakat yerel seçim özeline bu ittifaklar nasıl yansıyacak diye de merak ediyorduk. Ve günü ve tarihi geldi ve nasıl bir yansıma gerçekleşecek bunu da merak ediyoruz ve takipçisiyiz diyelim. İlk etapta yerel seçim gündemini değerlendirmenizi isteyeceğim. Seçim 2019 için neler söylersiniz yerel seçim bağlamında? Evet. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Türkiye'nin siyaset gündemi İyi Parti'yi kurulduktan ve seçime girdikten sonra artık değişmeye başladı. 16 yıldır bilinen klasik olarak AK Parti iktidarı ve onun küçük ortağıyla bir CHP muhalefetinin dışında Türkiye'de siyaset sahnesinde milletin kurduğu ve milletin teveccühüyle de ilk seçimde 7-8 aylık bir süre içerisinde parlamentoya giren ve şu anda 43 milletvekiliyle parlamentoda güçlü bir ses olarak milletin tercümanı olan bir parti var. Bu anlamda bu Türkiye'nin siyaset tarihinde ender görülen bir başarıdır. Zira Cumhuriyet tarihinden beri bir AK Parti'nin önce Anavatan Partisi bir darbe döneminden sonra kurulan bir parti. O kurulduktan sonra parlamentoya girerek iktidar olmuş bir partidir. İkinci olarak da 2002 yılında kurulan AK Parti aynı şekilde parlamentoya giren bir partidir. Ve üçüncü olarak da İyi Parti bu noktadadır. Ama bu süreçler arasında Türkiye'nin siyaset tarihini özetlemeyi anlamında söylüyorum. Evet. Bu noktada şartlar çok farklı. Türkiye'de darbeden sonra kurulan bir parti yine darbe döneminde, junta'nın yönettiği dönemde bütün televizyon kanallarında eşit haklar ve şartlarla imkan sağlanarak iktidar olmuş bir partidir. Yine 2002'de AK Parti'de yine bizim partimizin kurmuş olduğu Bilkent Oteli'nde kurulan bir parti ve Türkiye'de 5 kanalda canlı yayınla duyurulmuş bir partidir. Biz ise bu hareketin başlangıcından partileşme sürecine ve hala bugüne kadar televizyon ekranlarından yasaklı bir parti konumundaydı. Bizim parti kuruluşumuzu Bilkent aynı otelde kurulup kongremizi ve ilk kuruluşumuzu hiçbir televizyon kanalı yayınlamadı. Ve ta ki seçime girinceye kadar da bizim televizyonda da hiçbir şekilde bize veya medyada yer verilmedi. Bu aslında milletin kurduğu partinin milletin tarafından duyulmasını ve yayılmasını önlemek için iktidar ve mevcut güçlerin aslında uyguladığı bir ambargodan sonra oluşan bir süreç. Ama ne yaparsanız yapın. Sonuç olarak eğer millet bunu kabulleniyorsa ve istiyorsa biz bununla ilgili olan süreci yürüteceğiz. O anlamda da girdiğimiz ilk seçimde aldığımız oy %10'luk Türkiye ortalaması oy. Ve 43 milletvekiliyle şu anda parlamentoda grubu bulunan bir partiyiz. Teşkilatlarımız tamamlanmamıştı. Teşkilatlarımızı büyük oranda tamamlamış bulunuyoruz. Ve partimiz ilk seçimden sonra da tekrar kendini merkeze taşıma ve yenileme anlamında, yeniden yapılanma anlamında tüm teşkilatlarımızı yeniden oluşturup ta il, ilçe ve mahalle temsilciliğine kadar, ben Bursa ölçeğinde bunu söyleyebilirim, bu teşkilatlamamızı da tamamlamış bulunuyoruz. Buradaki amacımız bizi her şekilde olursa olsun medyadan, basından ne kadar
az göstermeye çalışsalar ve kısıtlamaya çalışsalar dahi biz milletimize kendi ayaklarımızla, kendimiz gidip teşkilatlarımızla meseleleri de anlatacağız, memleket meselelerini konuşacağız ve çözümleri de beraber oluşturacağız. Bu seçimde de bunu uygulayacağız ve uygulamaya da başladık. Bursa yerelinde, Bursa'da da bizim bu yapılanmayı Türkiye'de öncü iller olarak da teşkilatımız olarak tamamlamış bulunuyoruz. Bütün ilçelerimizde teşkilatlarımız yenilendi ve mahalle temsilciliklerimiz oluşturuldu. Şimdi de yerel seçim hazırlıkları çerçevesinde bizim bir yandan teşkilatlarla ilgili seçim hazırlıklarıyla ilgili eğitim çalışmaları, bir yandan da aday adayla ilgili müracaat ve onlarla ilgili de değerlendirme çalışmaları paralel bir şekilde devam ediyor. Seçim takvimine göre bu süreç devam ediyor. Bu güç birliği, genel seçimde yapılan güç birliği, şimdi yerel seçimde de bu şekilde yapılan bir güç birliği var. Ama bunun genel seçim ve yerel seçimler arasında ciddi bir fark var. Biz genel seçimde aslında bir millet ittifakı oluşturulmuştu. Ve millet ittifakının bir protokolü vardı. Cumhur İttifakı gibi değildi bizim ittifakımız. Cumhur İttifakı'nda kayıtsız ve şartsız AK Parti'ye arkasına tabi olmuş ve ona tamamen Cumhur İttifakı adını alarak destek veren bir başkanlık sistemi, Türk tipi adlandırılan başkanlık sistemi ki bizim oradaki eleştirdiğimiz tüm maddeleri şimdi yaşayarak görüyoruz. Bir başkanlık sistemi vardı. Bizde ise biz Millet İttifakı diye adını koyduğumuz aslında bir partiyi destekleme değil. Bizim referandumda, daha önceki referandumda %40 payı, yani 49'a 51 olan alınan bir referandum sonucu başkanlık sisteminin olmaması ve Türkiye'de güçlendirilmiş parlamenter sistemin oluşturmasıyla ilgili yapılmış bir sözleşmeydi. Ve her parti kendi adayıyla çıkmak noktasında oldu. Genel başkanımız da adaydı. CHP'nin de adayı vardı. Aynı şekilde Saadet Partisi'nin de adayı vardı. Bu noktada parlamenter sisteme bir dönüş gerçekleşecek mesajı her zaman vardı. Vardı. Ancak seçim atmosferine girildiği zaman süreç farklı şekilde işledi. CHP'nin adayı bu süreci parlamenter sisteme dönecek bir cumhurbaşkanlığı sistemi gibi değil, kendisi de Tayyip Bey gibi, şu andaki cumhurbaşkanımız gibi bir başkan gibi kampanyaya götürdü. Bu süreç bu ülkeyi iki kutba çekti ve doğal olarak da ilk turda bu şekilde bu seçimin kazanılmasına bu sonuç ulaştı. Belki kendi oyunu bir kısmı artırmış olabilir ama kendisine oy vermeyen Türkiye'deki %70 milliyetçi muhafazakar seçmeni de AK Parti'de Tayyip Bey'in etrafında konsolide olmasına yol açtı. İlk turun kazanmasının sebebi bu hatadır. Eğer oradaki Millet İttifakı protokolüne uyulsaydı, İnanıyorum ki bu seçim ikinci tura kalacaktı. O zaman hemen soralım şimdi. Böyle bir ittifak söz konusuydu dediniz, özetlediniz bizim için. Ve orada atılan bir adımdan bahsettiniz. Devam eden süreçte bu protokole uyulmadığını söylediniz. Şimdi yerel seçim çalışmaları ve yerel seçim için yine ittifak söz konusu. Artık liderler bunu açıkladı. Bu noktada Cumhur İttifakı'nın devam etmesi vesilesiyle aslında ilk etapta açıklanan ittifak buydu. Devam eden süreçte de biz İYİ Parti CHP ittifakının artık yerel seçim için konuşuyoruz ve görüyoruz bu noktada. Şu andaki yol haritası ne olacak? Hemen bunu da soralım bu sorunun arkasından. Yerel seçimlerin seçim işleyişi ve seçim stratejisi genel seçimlerden farklıdır. Evet. Biz bu seçimdeki yapılan beraberliğe ittifak demiyoruz. Biz buna güç birliği diyoruz. Çünkü biz o partinin programını veya onlar da bizim partinin programına göre bir yol haritası yok. Herkes kendi güçlerini birleştirme şeklinde bir güç birliği söz konusu. Bu nedenle bu tanımlama bir defa bizim için o anlamda gerekmiyor. Yani siz onu ittifak olarak tanımlıyorsunuz ama bu ittifak aslında MHP'nin AK Parti'ye yapmış olduğu güç birliği değil, ittifak odur. Yani ona tabi olarak kayıtsız şartsız uyma. Ama sizinkisi tam anlamıyla bir güç birliği. Yani biz nedir burada?
belediye seçimlerinde başkan olmak için en çok oyu alan bir konumda olmanız gerekiyor. Şimdi biz burada kendi adayımızla, CHP'nin adayıyla ve AK Parti ve Küçük Ortağı'nın, Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu adayla girildiği zaman bizim ona karşı olan seçmenin veya ona oy vermeyen %49'luk veya 50'lik seçmenin oylarını ikiye bölüp belediye başkanlığının kaybedilmemesi açısından burada yapılan bir güç birliği var. Bu güç birliğinin de şeyleri sınırlı. Yani tüm Türkiye'de değil. Çünkü bizim CHP ile olan güç birliğimizde hassas olduğumuz bir nokta var. HDP. Yani CHP'nin HDP ile belli yörelerde veya ne şekilde ne yapacağını biz bilemiyoruz. O kendi evet. parti kendilerini ilgilendiren bir süreçtir. Ama bizim için yerelde ve sınırlı şekilde böyle bir güç birliği yapmamızın partimiz açısından ve parti menfaatleri açısından doğru olduğunu düşündüğümüz için süren bir süreçtir bu. Çünkü siyasette, siyaset sahnesinde yer almak sadece oyla mümkün olmuyor. Yani bizim milletimizi iyi belediyecilikle tanıştırmamız ve milletimize iyi belediyeciliği göstermemiz gerekiyor. Bu noktada da bizim de iddialı olduğumuz yöreler var. CHP'nin de daha çok iddialı olduğu yöreler var. Orada karşılıklı bir güç birliği şeklinde bir genel merkezimiz düzeyinde yapılan genel başkanlarımız ve genel başkanlarımızın oluşturmuş olduğu genel merkez düzeyindeki bir heyetler arasındaki uzun ve bir süreçten sonra oluşmuş olan bir güç birliği protokolü var. Bu da geçen hafta açıklandı. Evet. Tabii sıkıntılı süreçler geçtiğini hepimiz biliyoruz. Bu kolay olmuyor. Ama her bir şekilde de sonuçta bu ülke için uzlaşmak gerekiyorsa ona da hepimiz gereken adımı atmamız gerektiğini düşünüyorum. Oluşan güç birliğinde de büyükşehirler düzeyinde 11 büyükşehir belediyesini CHP'nin evet. adayı desteklenmesi, 10 büyükşehir belediyesinde de CHP'nin İYİ Parti adayı desteklemesi söz konusu. Ama bu tabii partilerin adayı çıkartmaması şeklinde olan bir durum. Yani CHP'nin olduğu yörede İYİ Parti adayı çıkartmayacak desek, İYİ Parti'nin adayı çıkaracağı bu 10 ilde de CHP adayı çıkartmayacak. Aslında bu iş gene millete bırakılıyor. Evet. Biz milletin kararında olacak. Sonuçta milletin teveccühüyle olacak olan bir iştir. Ama kesinlikle. Biz bu anlamda karşılıklı bir şekilde böyle bir güç birliği tam anlamıyla da oturan bir kelime. Hı hı. Evet. Güç birliği diye tekrar ekleyelim o zaman biz bu evet, evet. ittifak değil dediğiniz gibi tam anlamıyla Cumhur İttifakı'nın devam etmesinden bahsettiniz. Doğru bir tabirle doğru söylüyorsunuz. Ama bu noktada genel seçimlerde olan Millet İttifakı'nın aslında güç birliği şeklinde CHP ve İYİ Parti kanadından devam ettiğini de söylüyorsunuz görüşmeler bağlamında. Peki Bursa'ya geldiğimde şimdi bu noktada evet açıklanan başlıklar var. Büyükşehir başlıkları var. Bu noktada. Bursa için nasıl bir tablo söz konusu? Özellikle bunu sormak istiyorum. Evet, Büyükşehir için Mustafa Bozbey'in adı CHP kanadından sıklıkla lanse ediliyor. Mustafa Bozbey bizim kanalımızdan da hem telefon bağlantısıyla bağlandığı programlarda hem de haber bültenleri ve haberler içerisinde de sıklıkla dile getirdi bu başlığı. Artık bu noktada bir kararsızlığı vardı. Parti Bozbey'e bırakmıştı aslında bu noktadaki kararı ve bu açıklama bekliyordu. Resmi anlamda bir açıklama yapılmadı. Fakat Sayın Bozbey'in ağzından bu noktada biz bunu duyduk. Evet. Şimdi bunu konuşurken ve büyükşehir adaylıkları noktasında CHP ve İYİ Parti'nin görüşünü biliyoruz. Şimdi Bursa özeli için İYİ Parti adına nasıl bir tablo var başkanım? Bursa siyaset tarihinde hep merkez sağ ve daha çok eski tabirle, şu anda gerçi biz onu tanımlamayı da çok fazla gerekte bulmuyoruz. Benim yani siyasi tanımlamada veyahut da kişisel düşünce tanımlamasında yani milliyetçi, muhafazakar, demokrat veyahut da sosyal adaletçi, liberal kişilik veya liberal toplum yapısı anlamında tanımlamaya ile yola devam edersek Bursa'nın daha çok milliyetçi, muhafazakar ve demokrat bir sosyolojik yapısı var yapı olarak. Ve bu yapıdan da hep daha çok bu şekilde o anlamda düşünen Türkiye'nin tabiriyle sağ partiler daha çok bulunuyor belediyecilik hizmetlerinde
büyükşehir ve ilçe belediyelerinde daha çok rol almışlar ve yönetici olmuşlar. O nedenle de biz Bursa'nın bu güç birliği görüşmelerinde gündemde olması sürecinde biz Büyükşehir Belediyesi'nin bizde olmasını beklentimiz vardı, teşkilatlarımızda evet. vardı. Ve onunla ilgili de aslında bizim Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çocuk cerrahisi ana bilim dalında öğretim üyesi ve çocuk nöroloji öğretim üyesi Profesör Doktor Emin Balkan hocamız da bu niyetle ve bu düşünceyle görevinden istifa ederek bizimle beraber Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olmak üzere yola çıktılar. Tabii bu konu genel başkanımızın da bilgileri ve onlarla daha önceden yaptıkları görüşme ve bizim de bilgimiz dahilinde olan bir süreçti. Ancak bu o zaman da bu güç birliği görüşmeleri de henüz başlamamıştı. Olup olmayacağı ve Bursa'nın bu işe dahil olup olmayacağını da aslında bilmiyorduk. Yani bu olmayabilirdi de. Ama Bursa'da bu grubun içerisine girince ve sonuçta bu güç birliği görüşmeleri de karşılıklı uzlaşıyla olur. Yani sonuçta bir denge vardır. Bir adalet veya bir dağılım vardır. O dağılımda, o dengede de sonuçta Bursa'nın CHP'nin adayının desteklenmesi kararı diğer illerle beraber değerlendirildiğinde çıkınca doğal olarak da bu süreç CHP'nin adayının üzerinde konuşulmaya başlandı. Emin hocamız tabii ki sonuçta bizim çok değerli hocamız ve Bursa'mızın da tanıdığı, benim de evet. çok eski yıllardır tanıdığım Bursa'da doğma büyüme ve tüm üniversite hayatını, akademik kariyerini, yurt dışındaki eğitiminden sonra tüm bu milletten aldığı tüm emekleri ve güçleri bu millet için harcamaya kendini adamış iyi bir bilim adamı ve aynı zamanda da uzun yıllar, 10 yıl kadar süren bir Balgöç genel başkanlığı var. Ardından da hala devam eden federasyonda yönetim kurulu üyeliği var. Yani bu memleketi ve Bursa'ya aşık bir insan. Biz öyle bir insanı tabii ki hiçbir zaman bizimle yola çıkmış bir insanı da hiçbir zaman yolda bırakmayız. Ne gerekiyorsa bundan sonraki süreçte o da yapılacaktır. Süreç şu anda belirli olan Büyükşehir Belediye Başkan adayının CHP tarafından olacağı. Ama bunun altının nasıl doldurulacağı ve ilçelerin durumu tabii esas sizin de herhalde. Merak ettiğimiz başlardan bir tanesi. Evet, büyük şehirle başladım soruya çünkü. Şimdi ben tabii sonuçta ben İYİ Parti'nin il başkanıyım ve evet. kendi teşkilatlarım ve kendi genel merkezimden aldığım bilgiler doğrultusunda ve yaptığımız görüşmeler doğrultusundaki kendi sorumluluk alanımda olan bilgilerle ilgili cevap vermek evet. ve söylediğim şeylerin de teşkilatımı ve şeyimi bağlayıcı olduğunu bildiğim için onları söyleyebilirim. Büyükşehir özel için böyle bir tablo var diyorsunuz ama diğer ilçeler için de bir hazırlık içerisindesiniz özellikle. Belki bu hazırlıklardan bize bahsedersiniz. Evet, şimdi bir defa biz bu görüşmeler sürdürürken, biz bu seçime girerken bir üç birliğine dayanarak ve kendimizi buna bel bağlayarak bu seçime girmedik. Evet. Bizim bu seçimle ilgili hedefimiz Türkiye'nin parlamentoda bulunan grubu bulunan ve iktidar için milletin kurduğu bir partinin hareketinin devamı olarak biz bunu görüyoruz. İlk kurulduk, 6 ay sonra daha henüz ilk girdiğimiz veyahut da girmek için engellendiğimiz halde bir şekilde demokratik mekanizmalarla aşarak girdiğimiz seçimde aldığımız bir %10 oy var. Türkiye'de 5 milyon oy var. Biz o oyu, milletin emaneti olan oyu bu yerel seçimde daha da yukarıya taşıyıp yerelde iyi belediyecilikle bu milleti tanıştırarak bunun ehliyetini, liyakatını millete göstermek ve gelecek önümüzdeki ilk genel seçimde ki Cumhurbaşkanlığı seçimiyle beraber olacak olan seçimde bu ülkeyi inşallah İYİ Parti iktidarıyla tanıştırmaktır. Yolumuz bu yoldur. Evet. Bunlar hepsi seçimler de aslında bizim için büyük bir fırsattır. Kendimizi anlatma ve milletimize de kavuşma ve partimizi tanıtma açısından bizim için en büyük fırsattır. Ve biz de bunu en iyi şekilde değerlendirmek ve kendimizi millete anlatmak ve milletle bunu paylaşmak durumundayız. İlçelerimizde, bütün ilçelerimizde kendi adaylarımız var. Açıldığı günden itibaren yoğun bir şekilde aday adaylarımız müracaatlar devam ediyor ve hala uzatıldı yine devam ediyor. Hı hı. Bu anlamda ama tabii güç birliği olup da
bir şekilde ilçelerde de böyle bir güç birliği söz konusu olursa, ki genel merkezimizin yapmış olduğu güç birliğinde büyükşehirle beraber kendi protokolleri gereği mevcut belediye başkanlıklarını sürdüren bu güç birliği yapan partiler arasındaki belediyelerde de aday çıkartmamak gibi bir centilmenlik anlaşması var. Yani bu Bursa için ne anlama geliyor? Evet. Bursa'da iki tane CHP'nin belediyesi var. Mudanya ve Nilüfer. Nilüfer ve Mudanya. Diğer tüm belediyeler AK Parti'ye ait. Bu belediyelerde de CHP'nin mevcut adaylarını desteklemek, olacak adaylarını, özür dilerim, mevcut evet. adaylarını CHP karar verir kimine gideceğini. Mevcut ya da değil. Değil tabii ki, onların kendi iç sorunudur. Ama CHP'nin adayını destek. Aynı şekilde bizim de bu şekilde başka illerde, belediyelerimiz olan illerde de aynı şey bizim için söz konusu. Evet. Bu anlamda da biz Büyükşehir, Nilüfer ve Mudanya Belediyesi'nin olduğu yerlerde İYİ Parti adayı çıkartmayacak. CHP'nin çıkaracağı adaya destek olacak. Diğer ilçelerde ise biz bunların da karşılığında doğal olarak bizim de güçlü olduğumuz ve kazanmaya yakın olduğumuz ilçeler var. Akıllara Osman Gazi gelebiliyor mesela. Evet. O ilçelerde de biz aynı şekilde bununla ilgili beklentimiz var. Bu da tabii ki başta Osman Gazi ilçesiyle başlıyor. Bütün Bursa'mızın en büyük ilçesi Osman Gazi. Yalnız bir önemli bir şeyden size bahsetmek istiyorum. Buyurun. Bizim il teşkilatı olarak ve ben il başkanı olarak şimdiye kadar CHP teşkilatlarıyla gerek il başkanlığı düzeyinde gerekse belediye başkanlıkları düzeyinde bu anlamda hiçbir görüşmemiz ve hiçbir diyalogumuz olmadı. Bunun altını çizelim. Neden olmadı? Çünkü bu süreç ve bundan sonraki sürecek olan süreçte her iki partinin yine daha önceden kurmuş oldukları çalışma ekipleriyle, yani bizim genel başkanımızın takdiriyle ve inisiyatifiyle kurulan bir heyetimiz var genel merkezimizde. İşte genel sekreterimiz Cihan Paçacı Bey, işte teşkilat başkanımız, bakanımız Koray Aydın Bey ve Mustafa Dervişoğlu yer yönetiminden sorumlu başkan yardımcımız olmak üzere. Yine CHP'nin de bir heyeti var. Bunlar görüşerek bu süreci bundan sonra bu özellikle 21 ilde, büyükşehirdeki 21 büyükşehirde bu ilçelerin paylaşımını veyahut da bu ilçelerle ilgili hangilerini birbirlerine bırakacakları konusunu sanıyorum bir hafta 10 gün içerisinde sonuçlandırırlar diye tahmin ediyoruz. Aldığımız bilgilere göre. Ha bunu tabii kendi oturup da bir şekilde orada Ankara'dan yapacak değiller. Evet. Biz buradaki teşkilatlı olarak tabii ki biz burada kendi beklentilerimizi ve kendi düşüncelerimizi iletmek ve onları da genel merkezimize bu işte görüşen kişilere aktarmak zorundayız. Bu önemli bir süreçtir. Teşkilatlarda tabandan tavana kadar herkesin burada eşit sorumluluğu alarak ve herkesin buradaki inisiyatifi alarak bu işin götürülmesi esastır ve biz de bunu bu şekilde yürütüyoruz. Ne ben tek başıma ne de bir ilçe başkanım tek başına ne de genel merkezimiz böyle bir şey yapmaz. Biz tüm bilgilerimizi kendi iç dinamiklerimizle ilçe başkanından bana gelen bilgileri biz de değerlendiririz. İl başkanı olarak onları bir şekilde yorumlayıp genel merkezimize o şekilde aktarıyoruz. Bütün istatistik verilerimizi, bütün oradaki oluşan kanaati bununla ilgili anket formlarıyla ve çeşitli formlarla genel merkezimize şimdiye kadar açık ve şeffaf bir şekilde ilettik. Beklentilerimizi de ilettik. İnanıyorum ki CHP teşkilatı da bunu bu şekilde yapıyorlardır. Ve bu şekilde bu süreç genel merkezimiz düzeyinde gidiyordur. Ve bunu da böyle gidip bir şekilde en amaç şu. En doğru şekilde bunu herkes de seçimi kazanmak noktasında bu güç birliği yapan partilerin birbirine sinerjik karşılıklı etki yaratacak bir adaletli ve dengeli bir Bursa'da dağılım olmasını bekliyoruz. Özellikle bunu da vurgulayayım diyorsunuz. Evet. Ben çünkü Osman Gazi Özel'ini sordum, hemen araya girdim başkanım bu noktada. Beklenti için dediğiniz gibi İYİ Parti'nin güçlü olabileceği ilçeler var özellikle. Adaletli ve dengeli aslında bu noktada dediğiniz gibi kazanma odaklı mantıklı adaylar ve bu güç birliğinin mantık çerçevesinde de gideceğini, doğru adımlarla gideceğini bir kez daha vurgulamış oluyorsunuz bize. Böyle bir güç birliği söz konusu diyorsunuz. O zaman kazanırız karşılıklı. Yoksa
Kaybedecek güç birliğinin bir anlamı yok ki. Evet. O zaman yerel seçimlere şöyle mi bakıyoruz biraz da? Sizden de özellikle bu mesajları aldıktan sonra bu noktada evet iki partinin de hedefleri belli. Hedef noktası belli zaten. Yol haritası da belli. Ama bu güç birliğiyle beraber sadece dengeli ve eşit bir şekilde neden alınmasın diyorsunuz. Çünkü şu vurguyu da yaptınız programın başında. 15 Temmuz sonrasında kurulan bir parti diyorsunuz. İYİ Parti için özellikle. Bu noktada değerlendirmeniz de CHP ile beraber aslında. Bakış açınız yerel seçimlere, güç birliği başlığı bugün yerel yönetimler programında çıkan önemli başlıklardan bir tanesi oldu. Kısa bir ara verelim mi başkanım bu noktadan? Çünkü sorularım devam edecek. Bursa özeli için özellikle birçok başlık var. Hem yerel seçim bağlamında evet. Birçok başlık var. Hem de Bursa'nın değerlendirilmesi açısından. Evet, adaylar üzerinden gidiyoruz. Kim nerede aday çıkaracak ama bir de Bursa'nın sorunları var. Bu sorunlara İYİ Parti. Esas sorunu konuşmalıyız. Evet, kısa bir ara verelim ardından bunu konuşalım. Kısa bir ara değerli izleyenler, ardından buradayız.